Evet, yine bir sezon sonu toplantısı ve yine üzerimde Galatasaray forması. Evet, buyurun. Yine Galatasaray formasıyla gelmiş bulunmaktayım. Evet. Sayenizde gardırobumda gömlekten çok, pantolondan çok Galatasaray forması var. Bütün gardırop hepsi Galatasaray forması dolu. Bütün eski sezonlar hepsi var bende. Hepsini giyip gelmişim. Bütün retro formalar, bütün forma satan hiç kimse bulamaz o kadar formayı. Hepsi bende. Bütün gardırop Galatasaray formasıyla dolu. Evet, neydi bizim ritüelimiz bu başkan toplantılarında? Başkan sezon sonunda şampiyon olan takımın formasını giyerek toplantıya gelir. Bizim ritüelimiz buydu, değil mi? Fakat ben gördüm ki bu ritüelimiz aslında şeymiş. Başkan sezon sonunda Galatasaray forması giyerek toplantılara gelir. Tek bir hayalim vardı benim sevgili kardeşlerim. Tek bir hayalim. Bu sezon sonu toplantılarından birine Fenerbahçe formasıyla gelmek. Bak yıllardır yaparım bu toplantıları. Bir tanesine Fenerbahçe formasıyla gelmek. Ama olmadı. Gelemedim. Şu Fenerbahçe formasını alabilir miyim oğlum? Alayım. Alayım şu Fenerbahçe formasını. Evet, formamız bu. Görüyor musun bak? Arkasına da başkan yazdırmışız 10 numara. Hani giyeriz hesabı. Giyemedik, görüyor musun? Görüyor musun? Bak naftalin kokuyor. Daha hiç çıkarmadık. Gardolapta öyle duruyor. Böyle. O kadar güzel kokuyor ki. Evet, giyemedik. Bunu hiçbir türlü giyemedik. Ben burada ekseriyetle Galatasaray forması giydim. Beşiktaş forması giydim. Trabzonspor forması giydim. Lan Başakşehir forması bile giydim lan ben burada. Bir tek bunu giyemedim. Şimdi içinizden diyeceksiniz ki yarın tutan mı var? Giy o zaman. Nasıl giyeyim? Nasıl giyeyim? Söyle bana nasıl giyeyim? Fenerbahçe resmi olarak şampiyon olmadıktan sonra ben bu formayı nasıl giyeyim? Bana söyle. Görüyor musun? Bak yazmış üstüne 5 yıldız koymuş. 5 yıldızla da çıkamıyor sahaya. Ben de giyemiyorum bu formayı. Yani o olmuyor demek. Görüyor musun ne kadar duygusal? Olmuyor demek ki bize. Al oğlum sen bunu koy kenara. Demek ki kader bunu bize layık görmedi sevgili kardeşlerim. Yani ben de artık pes ettim. Yani olmuyor. Vallahi olmuyor. Yani artık olmayınca da demek ki zorlamayacaksın bazı şeyleri. Çünkü ben eskiden çok güzel sadece sizlerle ilgilenirdim. Sadece hakemleri eğitmek üzerine çalışmalar yapardım. Seyircilerimiz de zaten en çok onu istiyormuş. Onu da öğrendim bu Arif Sevimli Topacı'ndan. Ne zaman ki ben Fenerbahçe'ye yöneldim. Fenerbahçe sevdam böyle hakemlerin önüne geçti. Ne ben hayır gördüm ne de Fenerbahçe hayır gördü. Olmuyor. Ben artık vazgeçtim. Kıymetli izleyenlerim yapamadım. Beceremedim. Başaramadım. Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadım. Olmadı. Zaten bu Arif Sevimli Topacı'yla da konuştuk. Önümüzdeki sezon geliyorum ama seyircilerim benden şunu istiyorlarmış. İlk zamanlardaki toplantılarımızı istiyorlarmış. İlk zamanlarda hani o hakem eğitimleri üzerine toplantılarımız. Hani o kısa 2-3 dakikalık hakem seminerleri, eğitimleri falan var ya. Onları istiyorlarmış. Ben de onu yapmak istiyorum açıkçası. Ben uğraşmak istemiyorum abi. Fenerbahçe'dir, Galatasaray'dır. Ben takımlar falan umurumda değil. Yeter artık. Vallahi artık ömrüm çürüdü. Sadece bundan sonra geri kalan hayatımı sizleri tedavi etmek üzerine harcayacağım. Önümüzdeki sezonda bununla ilgili çalışmalarımız olacaktır. O zaman son kez bugün uzunca bir şekilde takımları konuşalım. Bir daha böyle uzun konuşamayacağız çünkü artık ben de bıktım. Artık yetmiyor, benim nefesim de yetmiyor. Kısa kısa yapacağım. Son kez bir Galatasaray'ı konuşalım, Fenerbahçe'yi konuşalım. Bu sezonun bütün genelini konuşalım. Ondan sonra da siktir olup gidelim. Kıymetli izleyenlerim sizler de videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız biraz çok sevinirim. O zaman biraz yalandan alkışlar yapın da başlayalım. Evet başlıyoruz. 2023-2024 sezonu. Sevgili hakem kardeşlerim bence 2023-2024 Süper Lig sezonu tarihin en yarak kürek sezonu olarak kayıtlara geçmiştir diye düşünüyorum. Sevgili izleyenlerim kesinlikle siz de öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Yani şu sezon yaşadıklarımızı bir hatırlamaya çalışın bakalım. Biz neler yaşadık bu sezon? Yani o kadar çok iğrenç olayları hepsini tek bir sezonda yaşadık ki hatırlayalım hep beraber hatırlayalım. Neler yaşadık mesela? Mesela bir hakemin yumruklanması olayını yaşadık.
bir kulüp başkanı sahaya girdi ve bir hakem kardeşimizi sahada yumrukladı. Aa, o hakem kardeşimiz de burada. Halil Umut Bebiş. Nasıl oldun oğlum? Hı? Atlatabildin mi biraz? Nasıl atlatsın? Bu çocuk nasıl atlatsın yaşadıklarını? He? Nasıl bir travma, sen biliyor musun bunu? Sahanın içerisinde gelecek bir tane kulüp başkanı sana yumruk atacak. Nasıl atlatsın? Atlatamaz. Atlatamaz. Ben bunu eski haline getirmek için ben neler çektim, siz biliyor musunuz? Günlerce, gecelerce benim omzumda ağladı bu çocuk. Halil Umut. Bunun ailesi var, bunun efendim eşi, dostu, akrabalar var. Bunun hepsi televizyonda izliyorlar. Nasıl olur bu? Hı? Nasıl bir travma? Hı? Tamam, ben de başkanınız olarak arada sizi dövüyorum ama ben başka. Ben sizin babanız gibiyim. Yani nedir babalar? Hem sever hem döverler. Ama başkası size dokunamaz. Dokunamaz. Dokundurtmam. Sizler benim evlatlarımsınız. Dokundurtmam. Halil Umut oğlum. Allah'ın adaleti ama. Görüyorsun değil mi? Kim vurmuştu Halil Umut'a yumruğu? Ankara Gücü Başkanı. Ne oldu son hafta Ankara Gücü? Ne oldu? Öndeydi. Konya Spor küme düşüyordu. Ne oldu? Bir anda Trabzonspor'dan 3 tane gol yedi. Küme düştü. Görüyorsun. Allah'ın adaleti işte. Üzülme oğlum. Üzülme. Arkandayım ben. Her zaman arkandayım. Başka ne olmuştu? İstanbul Spor'un sahadan çekilmesi olayı var. Ondan sonracığıma Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Arabistan'daki Süper Kupa maçının iptal olma olayı. Gittiler oraya biliyorsunuz, Arabistan'a. Olaylar oldu falan. Oynamadan geri döndüler. Ondan sonracığıma efendim başka ne oldu? Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananlar, maçtan sonra yaşananlar. Efendim tribünlerin sahaya girmesi, oyuncularla kavga, oyuncuların tribünü böyle dövmesi olayları, böyle enteresan olaylar. Ondan sonracığıma başka ne oldu? Başka, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19 takımını göndermesi Galatasaray'la. Galatasaray'la oynayacağı maça gitmedi Fenerbahçe. U19 takımını gönderdi. Böyle bir şey yaşadık. Ondan sonra Fenerbahçe'nin ligden çekilme muhabbeti başladı. Ligden çekilmek için kongre 30 bin kişiyi topladı. Fenerbahçe başkanı ligden çekileceğiz falan dediler. Ondan sonracığıma bu Galatasaray maçından sonra, son Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra oyuncular bayrak açtı da stat müdürü geldi de orada da bir kavga, arbede bir şeyler oldu falan. Yani 20 sezonda yaşanılacak bütün kepazelikleri biz tek bir sezonda yaşadık. Bu sezon yaşadık sadece. Sana yemin ediyorum bu sezon yaşadıklarımızı Netflix'e ver, 5 sezon dizi çıkarır. Herkes ağzı açar izler. Lan nasıl olur bu kadar şey ya falan. Biz bunların hepsini tek sezonda yaşadık. Görüyor musun? Kendinizi yaşlanmış hissediyor musunuz? Kıymetli izleyenlerim, ben hissediyorum. Bu sezon yaşadıklarımdan sonra. Böyle bir sezon olamaz ya. Böyle bir sezon olamaz. Yani güya bizim konumuz futbol ha. Futbol. Amacımız futbol. Ama yok, bizim amacımız futbol değil. Bizim amacımız birbirimizi sikmek. Kesinlikle. Ya tamam kardeşim. Ya bunlar da insan. Hata yapabilir. Hakemler de hata yapabilir. Yani bütün suçlular, bütün bu olayların suçlusu bu hakem kardeşlerim mi? Hı? Hayır değil. Tamam, bazen hata yapıyor olabilirsiniz. Bazen gerizekalılıklarınız tutuyor olabilir ama bence bu olayın iki sorumlusu var. Birincisi federasyon başkanı, federasyon ekibi. Normalde benim bunları söylememem lazım. Ben de onlara bağlıyım ama çaktırmayın aramızda. Federasyon ve yönetimi. O kadar iğrenç yönettiler ki Türk futbolunu bu sezon. Birincisi o. İkincisi de kulüp başkanları. Kulüp başkanları. Kulüp başkanlarının kendi takımlarının menfaati ve çıkarları için yapmadıkları şey kalmadı. Yapmadıkları şey kalmadı. Bütün ortamı germeler, bütün kavgalar, dövüşler. Bir federasyon, iki de kulüp başkanları. Ben sorumluların bunlar olduğunu düşünüyorum. Benim insanım da kavga ediyor. Sürekli birbiriyle kavga ediyor futbol yüzünde, maçlar yüzünde. Yani neydi o? Filler tepişirken çimenler eziliyor. Biz de kavga ediyoruz futbol var diye. Futbol yok. Futbol diye bir şey yok bizim ülkemizde. Ama düzelteceğim. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki sezondan itibaren ben bu olayları düzelteceğim. Tabii birinin artık bu Türk futbolunun selameti için bu ateşten gömleği giymesi lazım. Kim giyer bu ateşten gömleği de? Hangi enayi giyer? Tabii ki de o enayi de benim. Giyeceğim. Hiç merak etmeyin. Önümüzdeki sezon ben bu işleri tedavi edeceğim Allah'ın izniyle.
Evet, bir de bunlar var tabii. Sevgili hakem kardeşlerim, yepyeni bir sistem üzerine çalışıyoruz şu an. Futboldan VAR'ı kaldırıyoruz. Evet, yerine de Pocket Broker'ı getiriyoruz. Bu platformda ek gelir elde etmek için yapmanız gereken tek şey tahmin etmek. Bakın, ben sizin için hemen bir işlem yapıyorum canlı canlı. Aşağı mı yukarı mı? Bütün olay bu. Hemen ben buradan yukarı diyorum. Bakalım ne olacak? İşte bu kadar be. Yukarı geldi. İşte budur ya. Ayrıca Pocket Broker'da kendinizi denemeniz için demo hesaba, eğitim materyallerine ve 7/24 canlı desteğe sahipsiniz. Deneyimli tüccarların görüşlerini alıp başarılı olanların izledikleri yolu da izleyebilirsiniz. Buradan ticaret sinyallerini takip edebilir, buradaki yardımcı araçları kullanabilirsiniz. Hemen şimdi açıklamadaki linkten Pocket Broker'a kayıt olabilirsiniz ve Arif's koduyla %60 bonus alabilirsiniz. Tabii bir de bunlar var. Zaten bu hep en yukarıda. Bunu ben hiç buralarda görmedim. Nadir bir kere görürsün görmesi. Bu değişmez. Bunu buraya böyle, tamam mı? Bunu buraya yapıştırdık. Bu değişmez. Şu böyle 1, 2, 3, 4 diye geçiyor. Bu değişiyor, bu değişiyor, bu değişiyor. Bu hep burada. 2. Bunu buraya diktik. Evet, o zaman takımları konuşalım. Bakalım neler yapmışlar. Kim şampiyon olmuş, kim ikinci olmuş. Bir bakalım. Aa, çok şaşırdım. Galatasaray mı şampiyon? Galatasaray şampiyon. Kim ikinci oldu acaba? Fenerbahçe. Bence Fenerbahçe. Evet, gerçekten de kafayı yiyeceğim. Evet, şampiyonla başlayalım. Galatasaray'la başlayalım. Zaten Galatasaray'la başlarken Fenerbahçe'yle de devam ederiz iç içe bir şekilde. Şimdi Galatasaray, biliyorsunuz, geçen sene şampiyon olmuştu. Galatasaray 23. şampiyonluğunu almıştı. Bu sene de tekrardan şampiyon oldu ve 24. şampiyonluğunu aldı. Zaten benim hayatım Galatasaray şampiyonluklarıyla geçti arkadaşlar. Samimi söylüyorum, yani son 30 seneye baktığımda 15 kere Galatasaray şampiyon olmuş. 15 sikerler böyle işi. Hakikaten sikerler ama bak, şaka maka değil, ciddi sikerler böyle. Alırlar işi, tamam mı? 15 senede alırlar onu sikerler. Böyle bir şey olabilir mi ya? 15 kere Galatasaray şampiyonumuz, 15 kere diğerleri şampiyon olmuş. Evet. Yani bizim ligimiz aslında Galatasaray ve diğerleri üzerine geçiyor. Tamam. Beyefendiler arada canı sıkkın olduğunda, arada istemediklerinde bazen de başkaları şampiyon oluyor. İzin veriyoruz. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. 15 kere. Bak, daha 2-3 gün olmamış kutlamalarını yaptılar. Kutlama şeylerini statta kutladılar. Hemen başlamışlar. Hedef 25. Görüyor musun? Ben hayatımda bu kadar doyumsuz bir camia görmedim. Hedef 25. Hedef 25 ne lan? Hı? Daha hedef 24'te o götün yeri görmedi daha. Hedef 24'te daha yeni yaptın onu. Hedef 25'e ne ara geçtin lan? He? Ne ara? Ya nedir bu hedef? Bitmiyor. Bitmiyor hedef, hedef. Sana yemin ediyorum 240 kere şampiyon olsa ertesi gün hedef 241. Şampiyonluk falan umurlarında değil ha. Hedef. Bir şey koymuşlar. Hedef diye bir zıkkım koymuşlar ortaya. Onun şeyini yapıyorlar. Böyle zikrimatik gibi sürekli onu... Ya kardeşim, ya insan arada der la oğlum, tamam çok hedef yaptın, arada başkaları da ekmek yesin. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir olay var. Bunlar ne yapsın? Bu garipler ne yapsın? Bunlar da insan evladı değil mi? Bunlar da Müslüman değil ya. Hep sen hüzün. Sen mi yiyeceksin bu ekmek? Bu pastayı, bu nasıl bir şeydir ya? Evet. Galatasaray bu sezon tüm rekorları kırmış. Çok güzel. 102 puanla şampiyon olmuş Galatasaray. 102. Bizim ligimizde böyle bir puan rekoru yok. 102. Şimdi ben araştırdım. Dersime çalıştım. Baktım Avrupa'nın bütün liglerine. Kim nasıl şampiyon olmuş, tamam mı? Efendim Real Madrid İspanya'da olsun. Inter İtalya'da olsun. Efendim ondan sonracıma Manchester City İngiltere'de olsun. Yani bütün takımlara baktım. Böyle bir puan ortalaması yok. 102 100 falan öyle alan yok da 102 puan ortalaması bak. 100, yok 102 bak söyleyemiyorum, adamlar alıyorlar. 102 puan böldüğünde 2.68 puan ortalaması yapıyor. Böyle bir şey yok. 2.68 diye bak. Real Madrid, Inter, efendim Paris Saint-Germain hepsine baktım. Hepsi City falan hepsi. Hepsi Leverkusen müthiş bir değil mi? Müthiş bir sezon geçirdi. Yani adamların neredeyse ligde mağlubiyeti yok. Zaten son bir kere finalde şeyde mağlubiyet aldılar. Yok abi, 2.68 yok. En babası 2.60 falan. Herkes insan gibi şampiyon olmuş. Galatasaray hayvan gibi şampiyon olmuş. 2.68.
2.68. Böyle bir şey var mı? Fenerbahçe 99 puan alıyor. Bak 99. Lan bu siktiğinin liginde 65-70 ile biz şampiyonluğu kutluyorduk lan. 65 puan alınır mı? Vay ona ne puan almışlar. 99 puan alıyorsun, şampiyon olamıyorsun. Böyle bir şey var mı tarihte ya? 99 puan. Bak Fenerbahçe'nin de puan ortalaması 2.60. Real Madrid, Inter falan var. Onlar gibi almış. Şampiyon gibi almış Fenerbahçe. Gene olamıyoruz. 99 tane gol atmış. 99 puan almış. Deplasmanlarda mağlup olmamış. Müthiş bir sezon geçirmiş. Gene almıyor. Gene yapamıyoruz. Beyefendi taşak geçer gibi. Anladın mı? Taşak geçer gibi. 99 mu aldın? Hemen senin önüne 102. Kendini yırt 150 al. 151. 151 ile hemen önüne geçer. Şimdi tabii Fenerbahçe taraftarı diyor ki kardeşim diyor. Lan ben daha ne yapayım amına koyayım lan? 99 puan almışım lan. Ben daha ne yapayım? O yüzden diyor bu ligin sportif bir gerçekliği yoktur diyor. Lan ne yapayım lan da? 99 puan almışım lan diyor. Hakemler diyor, federasyon diyor, Galatasaray şampiyon yapmışlardır diyor. Zaten bunların hepsine sor. Bunların hepsi de der ki ben hakemler beni doğuruyor, hakemler karşı tarafı kolluyor. Herkes mağdur amına koyayım. Ha, buna sor. Bu da diyor. Bu da diyor. Beni doğuruyorlar. Diyor ki Fenerbahçe hakemlerle bu kadar puan aldı. Lan sen 102 puan almışsın lan. Nasıl bir doğrama bu amına koyayım? Lan amına koyayım bıçak kesmez. Nasıl bir doğrama bu 102 puanla? He? 102 puanla doğranır mısın sen? He? Bu diyor beni doğuruyorlar, bu diyor beni doğuruyorlar, bu diyor beni de buldu. Herkes mağdur bizim ligimizde. Herkes mağdur. Herkes karşı tarafın kollandığını, kendinin mağdur olduğunu düşünüyor. Ama Fenerbahçe taraftarı da bir yerde kendince haklı. Lan oğlum diyor 99 puan aldım lan ben ne alayım da lan diyor. Ne alayım da şampiyon olayım 99 puan. Şimdi ben Fenerbahçe'nin 99 puanla neden şampiyon olamadığını sizlere açıklayayım sevgili dostlarım. Tamam kendince haklı olabilir Fenerbahçe. Haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilirler. Haklı olabilirler kendince. Benim gördüğüm Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istemeyen bir kişi var. Fenerbahçe Başkanı. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu nedir biliyor musun? Çok fazla şampiyon yapmak istemesinden dolayı ters tepmeye başlıyor. Çok istersin istersin zarar vermeye başlarsın. Bak Fenerbahçe muhteşem bir sezon başlangıcı yaptı. Muhteşem de devam etti. Ben sana bir kırılma anı söyleyeyim. Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa maçına çıkacak Urfa'da. Fenerbahçe başkanı Fenerbahçe takımını göndermedi. Süper Kupa maçına. Göndermedi. O veya bu sebeple. Yok efendim yabancı hakem istiyoruz. Yok efendim şu tarihte istiyoruz. Bilmem ne falan filan. Takım kendisi gitmek istiyor. Fenerbahçe başkanı göndermiyor takımı. Süper Kupa maçını kazanabilir miydi Fenerbahçe? Kazanabilirdi değil mi? Kazanabilir miydi Galatasaraylar? Hayır diyorsanız kendi evinizde koymadı mı Fenerbahçe 10 kişiyle? Kazanabilirdi he. Kapat. Kazanabilirdi. Niye göndermiyorsun Süper Kupayı? Zaten Fenerbahçe o maça gitse Urfa'ya Süper Kupayı alsa orada rakibini psikolojik olarak çökertecek Galatasaray. Doğru mu? Niye göndermiyorsun? Neden? Ya bir gönder. Kazanacak takım. Gönder. Yok. Göndermiyor. Oraya U19. 19 yaşındaki çocukları gönderiyor. Saçmalığın daniskası. Gönderdin. Sahaya çıktılar. Santra başladı. Çık. Çık. Niye oynuyorsunuz? Niye oynuyor? Taşak geçelim diye mi yapıyorsunuz? Bir dakikada gol yedi çocuklar. He? Bir dakika sonra çıkıyor. Oğlum ya Rabbim var. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim ya. Bir bu. İkincisi Fenerbahçe'nin ligden çekilme muhabbeti. Fenerbahçe ligden çekeceğiz dedi başkan. Takım da çok güzel gidiyor ha takır takır gidiyor. Ligden çekeceğiz. Takım şampiyon olacak gidiyor yani geride olabilir. 2 puan 3 puan geride olabilir. Ligden çekeceğiz. Topluyor 30 bin kişiyi. Ligden de çekmiyor Fenerbahçe'yi tamam mı? Saçma sapan kararlar alıyor. Türkiye Kupası'na çıkmayacak. Lan çıksan ne çıkmasan da Türkiye Kupası'na. Seni ligden çekeceğim mi çekmeyeceğim mi Fenerbahçe'yi? Ya oyuncuların da kafası karıştı. Abi biz şimdi ne yapıyoruz yani... Ceko'dur, Tadiç'tir. Ulan görmemiştir böyle olaylar. Şimdiye kadar Fred'tir falan zannetmiyorum. Ne oluyor oğlum ya? He? Nedir lan bu? Maça gitmiyoruz amına koyayım. Yok çekileceğiz, çekilmeyeceğiz falan.
Oyuncuların da kafası karıştı. Konsantre olamıyorlar. Takımın sürekli konsantrasyonunu bozuyor başkan. Sürekli konsantrasyonunu bozuyor. Anladın mı? Ondan sonra bir de şey olay var. En güzel olay. En benim bayıldığım olay. Ben burada olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diyor. Fenerbahçe başkanı. Şimdi bu açıklamadan sonra biz neyi konuşuyoruz sevgili kardeşler? Ben burada olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Şimdi oyuncular ne yapsın bu açıklamadan sonra? Oyuncular ne desin? Ulan biz götümüzü yırtsak da bizi şampiyon yapmayacaklar. Ulan başkan söylüyor. Başkan adam söylüyor bizim. Bak kulübümüzün başkanı söylüyor. Bir bildiği var. Biz niye o zaman götümüzü yırtalım şampiyonluk için? Niye yırtalım? Sen bu açıklamayı niye yapıyorsun? Neden? Madem sen varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. Şimdi tekrar aday oluyorsun. Amaç? Ne amaç? Amaç ne? Oğlum sen Fenerli değil misin lan? Sen varken Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diyorsun. Niye tekrar aday oluyorsun? Aday oluyorsan niye böyle bir açıklama yapıyorsun? Neden? Benim Fenerbahçeli kardeşlerim de o bana kumpas kurdu, bu bana şey kurdu, o bana düşman, bu kimse falan düşman değil ya. Şu takıma karışmasanız şu takım şampiyon olacak ya. Karışmayın artık şu takıma ya. Başkanından tut, gazetecilerinden tut, yöneticilerinden tut, sosyal medya trollerinden bir rahat bırakın şu takım ya. Yüksünüz, hakikaten yüksünüz. Şu takımın üstüne yüksünüz hepiniz. Gül gibi takım yani. Yapardı. Kafayı sadece sahaya verse, şeye verse, takımı inandırdınız siz. Sizi şampiyon yapmayacaklar. Bir sistem var, bizi şampiyon... 40 kere söylesem bir şeyi, takım artık inanır ona, bizi şampiyon yapmayacaklar. Ama bu takımı sen Galatasaray stadında 10 kişi bıraktığında bile, ki Galatasaray beraber kalsa şampiyon olacak, kutlamalar yapacak, her şey hazırlanmış, 10 kişi isabetli şut bile attırmadı. 10 kişi. Bu takım bunu yapabilecek güçteydi. Bırakmadınız. Ondan sonra herkes bize düşman, o düşman. Valla Galatasaraylı kardeşlerime ben söz veriyorum. Fenerbahçe bu zihniyette olduğu müddetçe daha biz çok Galatasaray şampiyonlukları görürüz. Çok. Her sene bunun modeli değişir. Tamam mı? Bunun bu çizgisi buraya geçer. Farklı yeni sezon kreasyonları falan. Çok biz Galatasaray şampiyonlukları görürüz. Zihniyeti değiştirmek lazım. Değiştirmiyor. Değiştirmiyor. Maalesef benim gördüğüm bir olay da var Fenerbahçe taraftarında. Acıdan mutlu olmaya başlamış artık Fenerbahçe taraftarı. Ciddi söylüyorum. Acıyı sevme. Böyle mutlu bir olay oluyor. Mesela dikkat ediyorum. Ben bazen Fenerbahçe maç kazanıyor. Çok konuşmuyor Fenerbahçe taraftarı. Mutlu olamıyor. Gitmiş o. Dopamin duygusu gitmiş. Acıdan besleniyor. Kavga olsun, dövüş olsun, acı olsun, bize haksızlık olsun falan. Onu çok konuşuyor. Onu konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ondan besleniyor. Mutlu olduğu şeyleri yapamıyor Fenerbahçe. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. O nedenle Galatasaray vallahi hedef 24, 25 bilmem ne falan filan. Fenerbahçe kaldı. Neydi? En son Fener nerede kalmıştı oğlum? Kaç yükleniyordu? 4. yıldız yükleniyordu. 4. yıldız yükleniyordu. Evet. 5'i takacağız. 5'i şey yapacağız. 5'i de takamadılar. Komisyon kıkar. Abicim lütfen bir durun ya. Gözünüzü seveyim bir durun ya. Senin bu muhabbetlerin yüzünden bu 6. 7. yıldız buraya böyle orgeneral bütün her yeri yıldız yapacak. Şu takımı bırakın ya. Evet Galatasaray. Galatasaray yani bence helal olsun diyorum ben. Çünkü geçen sezon şampiyon oluyorsun. Bir şey olması lazım değil mi? Bir hafif doyman lazım bazı bir şeyle. Ve oyuncuları tekrardan motive etmek, tekrardan şampiyonluk yarışına sokmak zordur. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum ben. Galatasaray'ın yani iyi bir atanı tutanı çok iyi Galatasaray'ın. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani Galatasaray bu atan tutan konusunda atan tutan ben seni çok iyi yapıyor. Muslera, Icardi. Omurgayı da Torreira falan çok güzel kurduğu için kendi içinden güzel çareler üretiyor. Barış Alper'i orada kullanıyor, burada kullanıyor. Kaan'ı burada kullanıyor. Leş gibi transferler yaptılar bak bu sezon. Ne oldu? Şampiyon olduğu için kimse konuşmayacak. Valla Endombele'sidir, Tata ne lan? Tetesidir, bilmem nesidir, saçma sapan Oryesidir transferler yaptılar. Ama şampiyon olduğu için kimse bu durumları fazla konuşmayacak. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Bence Fenerbahçe'de
Galatasaray gibi yani kimse kabul etmiyor. Bizim ligimizde şey önemli. Hatice değil, netice önemli. Sonuç önemli. Kimse kabul etmiyor ama bence Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçirmiştir. Yani ikisi de Galatasaray'da Fenerbahçe çok başarılı bir sezon geçirmiştir. Galatasaray bir tık önde bitirmiştir bence. Diğer taraftan Beşiktaş hayal kırıklığı bir sezon. Gerçekten de yani tarihin en kötü sezonunu geçirmiştir Beşiktaş. Beşiktaş'ı hiç bu kadar kötü görmemiştim. Ama bu kadar kötü olmasına rağmen adamlar Türkiye kupasını aldılar. Bak görüyor musun? Büyük takım refleksi. Gerçekten ne kadar kötü olursan ol, ne kadar ölmüş olursan ol müzeye kupa götürüyorsun. Ölü halinle bile şu sezondan Beşiktaş'ın kupa çıkarması çok enteresan. Bak çıkaramadın. Hiçbir şey çıkaramadın. Kupa çıkardın. Bir tesellidir ama ligde Beşiktaş kötüydü. 6. bitirdi ligi. Trabzonspor da yine bence isteneni veremeyen takımlardan bu sene. Ligi 3. bitirdi. Türkiye Kupası'nda final oynadı. Ama ben zannetmiyorum ki Trabzonsporlu kardeşlerim tablodan çok memnun olsunlar. O zaman gene çok fazla konuştuk, çok uzattık. Sezonun en iyileri ve en kötülerine geçelim mi? Hanımlar beyler, huzurlarınızda altın kobra ödülleri. Evet, sezonun en iyi 11'iyle başlayalım sevgili kardeşlerim. Sezonun en iyi 11'i, kıymetli izleyenlerim, sizler de lütfen kendi en iyi 11'lerinizi yorumlar kısmına yazın. Yani ben bu 11'i tercih ettim, bu böyledir diye bir şey yok. Siz de kendi tercihlerinizi yazabilirsiniz. Benim sezonun en iyi 11'im şu şekilde. Galeya'ya Muslera'yı aldım. Galatasaray'dan Muslera'yı aldım. Sağ bek Fenerbahçe'den Osayi, sol bek Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, stoperler Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı ve Fenerbahçe'den Ciku, benim defans hattım böyle. Orta saha Galatasaray'dan Torreira ve Fenerbahçe'den Fred, orta saha ikilimde. Efendim sola Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı verdim. Sağa Fenerbahçe'den İrfancan Gaveci'yi verdim. 10 numara bölgesine Mertens'i koydum. Forvet'e de Icardi'yi koydum. Evet. Benim 11'im bu şekilde. Yani Muslera, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Osayi Samuel, Ciku, Torreira, Fred, Barış Alper Yılmaz, Mertens, İrfancan Gaveci, Icardi. Bence gayet güzel bir kadro. Tabii almak istediğim başka oyuncular da vardı açıkçası. Yani mesela Dzeko'yu koyabilirdim. Trabzonspor'dan Onaçu, çok güzel bir sezon geçirdi Onaçu. Fenerbahçe'den Tadic'i, Szymanski'yi falan koyabilirdim. Nelson yine Galatasaray'dan, Sanchez, onları koyabilirdim ama benim tercihlerim bu şekilde oldu. Efendim sezonun en kötü 11'i, yani sezonun bidonları. O kadar çok bidon var ki gerçekten de. Hangisi birini seçeceğimi şaşırdım. Sezonun en kötü 11'i. Yine 4 büyüklerden gittim. Galeye Beşiktaş'tan Ersin'i koydum. Ya Trabzon'dan Uğurcan'ı koymaya gönlüm el vermedi açıkçası. Beşiktaş'tan Ersin'i galeye koydum. Sağ beke Galatasaray'dan Orye'yi koydum. Ne sikim olduğunu da anlamadık. Geldi iki maç. Ne yaptı belli değil zaten. Efendim stoperler Fenerbahçe'den Bonucci. Evet yanına Beşiktaş'tan Amarte'yi koydum. Sol beke yine Galatasaray'dan Angelinho'yu koydum. Olmadı, yemedi burada, tutmadı. Efendim orta saha üçlüm, baba orta saha üçlünün güzelliğine bak. Galatasaray'dan Ndombele, Beşiktaş'tan Onana, Fenerbahçe'den Grunic. Hey yavrum o üçlüyü görüyor musun? Grunic, Onana, Ndombele. Vay arkadaş, hayat siken üçlü. Evet, sağ tarafa Galatasaray'dan Tete'yi koydum. Sol tarafa Beşiktaş'tan Rebic'i koydum. Forvet'e de hiç tahmin etmezdim böyle bir şey yapacağımı ama maalesef Beşiktaş'tan Abubakar'ı koydum. Abubakar normalde önceki sezonlarda bizim hep en iyi 11'lerimizde olan bir oyuncuydu ama bu sezon maalesef en kötü 11'e girdi. Ne oldu o bir ara saçlarını yaptı, bir şey oldu, topik mopik, yok saç ektirdi falan, bir piç oldu Abubakar ya. Abubakar niye piç oldu benim hakikaten aklım hayalim olmuyor ya. Evet sezonun 11'i, en kötü 11'i bu şekilde, gerçekten de düşman götüne bir 11, iğrenç bir 11. Efendim altın kobra ödüllerimizi de verelim. Ara ara alkışlarınızı bekliyorum lütfen. Sezonun takımı
Galatasaray. Sezonun teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray. Galatasaray'a vereceğiz galiba. Efendim, sezonun oyuncusu, sezonun MVP'si. Valla çok iyi oyuncular vardı açıkçası. Yani arada çok kaldım. Yani Galatasaray'dan Torreira olsun, Fenerbahçe'den Fred olsun. Efendim, yine Galatasaray'dan yaşına, performansına rağmen Mertens olsun. Ama baktığımda yani hem gol hem asist sayısı itibariyle, yani gole katkı, şampiyonluğa katkı, gol kralı olması vesilesiyle de sezonun oyuncusu Icardi. Evet, Deccal Icardi. Icardi. Geçen gün çok enteresandır. Öyle bir balkona çıktım. Sigara içeceğim balkonda falan. Akşam üzeri bir baktım, gökte Icardi'yi gördüm. Böyle bir şey, gözlerime inanamadım ya. Böyle selam yapmış böyle. La oğlum, ben mi dedim, kafayı yedim bunun yüzünden, nasıl oluyor falan filan. Yani aldım taşmayı, amına koydum bedelisi diye taşa fırlattım. Meğersem şeymiş, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında dronlarla Icardi'nin şeyini yapmışlar. Dronlarla, evet, dronlarla. Fenerbahçe en son şampiyon olduğunda drone yoktu, amına koyayım. Drone düşün hesabı. Evet, çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Efendim, sezonun en güzel golü. Valla çok güzel goller vardı ama benim tercihim kesinlikle Onaçu. Onaçu, Trabzonspor Konya Spor maçında Onaçu'nun attığı golü açın izleyin. Ondan daha iyi bir gol var mı? Var, güzel goller var şimdi. Bayağı güzel goller var. Ama benim tercihim Onaçu'nun attığı gol. Konyaspor'a muhteşem. Yani o boyuyla, o ne yaptı? Havada ters bir şeyler yaptı. Mükemmel bir goldü. Ben onu seçtim. Sezonun, alkışlayalım bu arada. Golü alkışlayalım. Alkışlayalım. Alkışı unutturuyorsunuz bana. Alkışı unutturuyorsun. Sezonun en güzel asisti de, yine çok güzel asistler var ama benim tercihim Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Tadic'in ikinci golde Fred'e yaptığı asist. Alkış. Bence gerçekten de çok güzel bir asisti. Efendim, sezonun en iyi hakemi. Sevgili kardeşlerim, yani müsaadenizle bu sezon ben bu ödülü veremeyeceğim. Hakikaten yani öyle yarak yürek bir sezon geçirdik ki ben bu ödülü bu sezon vermeyeyim diyorum. Direkt pas geçelim biz bu ödülü. Sezonun en iyi izleyici ödülü de Arif Sevimli izleyicileri. Alkışlayın, kendinize alkışlayın. Hiç değişmez. Hiç değişmez. İstikrarlı bir şekilde en iyi izleyici ödülü her zaman Arif Sevimli izleyicileridir. Çok şükür, sizleri çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. O zaman ben gidiyorum sevgili dostlar. Sezonu kapatıyoruz. 2023-2024 sezonu bitmiştir. Önümüzdeki sezon çok güzel sürprizlerle görüşmek üzere diyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.